أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل شفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم مقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد إلى آخر الآية الله سبحانه وتعالى kopmayan ipi müminlere şifa ve rahmet müminlere şifa ve rahmet olan Kur'an-ı Kerim'in surelerinden Âl-i İmrân suresini tanımaya biiznillah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle kendisine teslim olmuş, kendisine güvenen, imanın tadını almış, imanın halvetini yaşamış bir Müslümanın artık sahip olduğu imanını koruması gerektiği mesajını bize vermişti. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena. Ey Rabbimiz, kalplerimizi hidayete ulaştırdıktan sonra kaydırma. Kalplerimizi tekrardan batıla, tekrardan şirke, küfre kaydırma. Kalplerimizi tekrar cahiliye kaydırma. Aklı selim, Allah'a teslim olmuş, Allah'a güvenen bir Müslümanın ağzından dökülmesi gereken dua modeliydi bu. Çünkü İnneke cami'un nasi li yevmin la raybe fih. İnsanları gelmesi şüphe olmayan bir günde toparlayacak olan Allah Subhanahu ve Teala idi. Gelmesinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde insanları toparlayacak olan Allah Azze ve Celle idi. Çünkü Allah vaadinden dönmez. İşte bu şekilde teslim olmuş bir Müslümanın iş dünyasının yansımasının nasıl olması gerektiğini Rabbimiz bize öğretti. Ama kafirler böyle midir kardeşlerim? Kafirlerin dünyası böyle midir? Kafirler hiçbir zaman emniyet içinde olmayacaklar. Kafirler hiçbir zaman Allah Subhanahu ve Teala'ya dayanmak, teslim olmak, Allah ile beraber olmak ne demek bunu anlayamayacaklar. Hiçbir zaman bu lezzeti tadamayacaklar. Hiçbir zaman imanın halvetini hissedemeyecekler. İmanın tadını alamayan kafir Allah'a dayanmaz. Allah'a tevekkül etmez. Dünyaya dayanır. Mala dayanır. Evlada dayanır. Ama Allah Azze ve Celle onların dayanaklarını bir bir yıkıyor. İşte bugün Allah Azze ve Celle Müslümanın halinden sonra اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمَّالُهُمْ مَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Kafirlere gelince öyle midir diyor Allah Azze ve Celle. Kafirler Allah'tan gelecek olan azaba karşı ne onların malları ne de evlatları bir engel olamayacak. Bir siper olamayacak. Bir perde olamayacak. Ve ulaikum mekudun nar. Çünkü o kafirler, Allah'a teslim olmayan o kafirler, hiçbir zaman emniyeti yaşamayacak olan kafirler, kıyamet gününde de ateş onlarla tutuşulacak. Onlar ateşin yakıtı olacaklar. İşte Müslümanla, müminle kafirin ayrıldığı nokta. İş dünyanın yansıması budur. İş dünya böyle yansır. Biri Allah'a dayanır. Biri Allah'a tevekkül eder. Biri mala dayanır. Dünyaya dayanır. Mülke dayanır. Evlada dayanır. Soya sopa dayanır. Ama Allah Azze ve Celle onların dayanaklarının sağlam olmadığını, sağlam olmadığı mesajını bize vererek bizlere tevekkül ettiğiniz, dayandığınız Rabbinizden vazgeçmeyin diyor. Ondan vazgeçmeyin. Sakın benden vazgeçmeyin. Benimle olan bağınızı asla gevşetmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Yoksa böyle kopan, böyle çürüyen, sana faydası olmadığı gibi
Senin cehennemde odunun olan malın olur, evladın olur, soyun olur. Allah Azze ve Celle bu konuda ne yapıyor? Bizleri terbiye ediyor. İşte Kur'an malıyla övünenleri yerer. Kur'an evlatlarıyla övünenleri yerer. Bundan dolayı Allah Subhanehu ve Teala peygamberini terbiye ediyor. فَلَا تُعْجِبْكِ اَمَّالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ diyor. Sakın diyor onların mallarına, evlatlarına imrenme. Onların görmüş olduğun bu şaşalı yaşamlara sakın imrenme. Onların o mallarına, evlatlara sakın imrenme diyor. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُعَذِّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا Allah onlarla ancak onların dünyada azap etmek istiyor. وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Ve Allah onların canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Başka bir sebebi yok. İmreyecek bir şey yok. Gıpta edecek bir şey yok. Gıpta edilecek, imreyecek neler var neler kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ondan dolayı terbiye ediyor bizleri. Peygamberinin tahtında bizi terbiye ediyor. Sakın diyor imrenmeyin onlara diyor. Onların o hallerine imrenmeyin diyor. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da öyle örnekler vermiş ki, öyle tağutlar örnek vermiş ki hepsini yok etmiş. Yerin dibine geçirmiş. İsimleri kalmış ama isimleri ibret olsun diye kalmış. İsimleri kalmış, Müslümanlar terbiye olsunlar diye kalmış. Allah Azze ve Celle o malına dayanan, o evlatlarına dayanların ateş onları engellemediği gibi kedeb bi âli firavun diyor. Firavun ailesini de engellemedi bu ateş. Firavun'un saltanatı vardı, ordusu vardı, bakanları vardı, meleği tabakası vardı. Ama Allah'tan gelebilecek olan hem dünyada hem ahiretteki bir azabı engel olabildiler mi? Olamadılar. Kızıldeniz'den Allah Subhanahu ve Teala Musa Aleyhisselam'ı İsrailoğullarına yol verdi. Geçin dedi. Bu yol sizin için açıldı dedi Allah Azze ve Celle. Açtı onlara. Denizleri yardı. İşte Müslüman'a rahmeti budur Allah Azze ve Celle'nin. Ama kafirler aynı denizde boğuldular. Firavun ve ailesi, avanesi, yandaşları, ordusu, Firavun'un ordusunda ne varsa, Musa Aleyhisselam peşinden gidenler, gönlü Musa'da olsa bile helak oldular orada. O suda boğuldular gittiler. Gönlü Musa'da olanlar bile helak oldular gittiler. Allah Azze ve Celle, çünkü Müslümanlar hiçbir zaman kafirler hem yapmaz. Allah Azze ve Celle Ali Firavun'u bile helak etti. Onları bile ortadan kaldırdı. O saltanatlar kimde vardı? Ali Firavun ki, Firavun ailesi, yani Firavun yasalarını dikte ediyor. Benim istediğim gibi yaşayacaksınız diyor. Sizin yaşam biçiminizi, sizin hayat kurallarınızı ancak ben belirlerim diyor. Benim yasalarıma uymadığınız zaman kazıklara çakarım, zindanlara atarım, hapsederim, öldürürüm, sürgün ederim diyor. Böyle firavunları Allah Azze ve Celle yok etti. Yok etti. Ey Müslümanlar, zayıflıksa yakışmaz diyor Allah Azze ve Celle. Kim güçlü? Sorun ona. Sen Allah'tan daha mı güçlüsün? Kim kendisinin süper güç olduğunu iddia ediyor? Onun gücünün Allah'ın yanında bir ölçüsü var mı? Kıyas edilebilir mi? Bunu düşündüğünüz zaman Müslümanın içine bir rahatlık geliyor. Rahatlıyor Müslüman. Sanki bulutların üzerinde gibi. Çünkü neden? Allahu e'la ve ecel. Çünkü neden? Allahu ekber çünkü. Bunu ruh dünyasında kabullenmiş, ameli olarak hayatına vermiş olan bir Müslümana süper güç kavramı sökmez. Tağut kavramı sökmez. Firavun kavramı sökmez. Nemrut kavramı sökmez. Çünkü onların kazıkları var. Çünkü onların zindanları var. Çünkü onlar senin ancak bedenini öldürebilirler. Ama ruhuna asla sahip olamazlar. Ama Allah Azze ve Celle'nin azabı var. Şedid bir azabı var Allah Azze ve Celle'nin. Ve onlara hiç kimse engel olamayacak. Hiç kimse onlara sunulan ateşe karşı bir perde olamayacak. Sadece Firavun'u mu? وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Firavundan öncekileri de. Ad kavmini Allah Azze ve Celle ne yaptı? Ad'ın ismi var, kendisi yok. Semud'un adı var, kendisi yok. Eyke'nin adı var, kendisi yok. Nereye gitti bu milletler? Bunlar nereye gitti bunlar? Bunlar Allah'a mı kafa tuttular? Tarihte Allah'a kafa tutan, meydana okuyan kim kaldı? Kim kaldı? Hepsinin adı ibretlik olsun diye kaldı. Allah Azze ve Celle onları bile helak etti. Niye helak etti? Çünkü onlar kezzebu bi ayatina, Allah'ın ayetlerini yalanladılar. Peygamberleri onlara Allah'ın dinini getirdiler. Tevhidi getirdiler, onlar yalanladılar.
Kulaklarını tıkadılar. Sağır numarası yaptılar. Bize anlatma dediler. Bizim böyle yaşantımız iyi. Biz böyle kafamıza göre yaşıyoruz. Yarın bir gün bizi örteceksin. Sorumlu hale getireceksin. Biz bilmeyelim. Biz böyle yaşayalım. Bizim babalarımız da böyle yaşamış gelmişler. Bırak biz de böyle yaşayalım. Dediklerinden dolayı Allah Azze ve Celle onları helak etti. Kezzebu bi ayatine. Allah'ın ayetine sırt döndüler. Yalanladılar. Allah Azze ve Celle peygamberlerle gönderdi onlara. Yaşamış olduğunuz şu devletin yönetimini Allah'a verin dediler. Olmaz dediler. Biz devleti Allah'tan daha yönetizdiler. Ticaretlerini Allah'ı karıştırmadılar. Ekonomilerini Allah'ı karıştırmadılar. Çocuklarını Allah'ı karıştırmadılar. Allah'ın hakim olmadığı bir hayatı yaşadılar. Allah'ın rızasını gütmediler. Kezzebu bi ayatina feahadehumullahu bi zunubihim. Allah da bu cürümlerinden dolayı, bu suçlarından dolayı onları yakalayıverdi. Bırakmaz Allah Azze ve Celle. Sen Allah'a nasıl kafa tutarsın? Sen kimsin ey insan? Haddini bilmek zorundasın sen ey insan. Sen öleceksin. Etin kemiğinden ayrılacak. Çürüyeceksin. Sana yeniden ruh kim verecek? Amma rahmet için, amma azap için. Sana yeniden ruhunu kim verecek? Allah Subhanahu ve Teala başka değil. Öyleyse bütün planlar, bütün hedefler, düşüncelerimiz, düşünce dünyamız bunlar da ayrı olmasın. Bunları bir kenara bırakarak düşünmeyelim. Düşüneceksek adam gibi düşelim. Düşeceksek Kur'an'la düşelim. Dirileceksek adam gibi dirilelim. Dirileceksek Kur'an'la ayağa kalkalım. Yakışmak, oturmak bize yakışmaz. Zayıflık bize yakışmaz Müslümanlar. Allah Azze ve Celle bu ayetlerle bizleri ayağa kaldırıyor. Kalkın ayağa diyor. Kalkın ayağa. Ne duruyorsunuz? Ne duruyorsunuz? Kalkın ayağa. Sizler onlardan benim intikam alacağıma inanmıyor musunuz? Şüpheniz mi var? Dayanamadınız mı diyor Allah Azze ve Celle? Neye dayanamadınız? Ne oldu size? Kazıklara mı çakıldınız? Ne oldu size? فَاَخَدِهُمُ اللّٰهُ بِذُنُبْهِمْ Allah onları yakalayıverdi. Yakalayıverdi Allah Azze ve Celle onları. وَاللّٰهُ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Allah'ın sonuçlandırması, cezası çok şiddetli olacak. Vallahi bundan korkalım. Allah'ın azabına karşı kendimizi koruyalım. Günahlarımızdan dolayı Allah'a tövbe edelim. İstiğfar edelim. Allah'tan gelecek olan azaba karşı kendimizi koruyalım. Allah'a sığınalım. Allah'ın azabından yine Rabbimize sığınalım. Vallahi sığınacak kapımız yok. Gidecek kapımız yok. Rabbimizden başka kimsemiz yok. Derdimizi anlatacağımız, el açtığımız zaman yalvaracağımız, yakaracağımız kimsemiz yok. Ey insan, kerem sahibi Rabbine karşı seni aldatan nedir? Nedir seninle Rabbinin arasına giren? Nedir seninle bu ayetlerin arasına giren? Nedir hiç düşündün mü? Senin dirilmeni engel olan nedir ey insan? Ey Müslüman hiç düşünmez misin? Bu ayetler senin kalbine neden nüfuz etmiyor? Bu ayetler seni neden diriltmiyor ey Müslüman hiç düşünmez misin? Neden bu ayetlere dirilmezsin ey Müslüman? Düşünmemiz lazım Müslümanlar. Allah Azze ve Celle intikam sahibi değil midir? Allah Azze ve Celle Firavun'dan almadın bu intikamını. Semud'dan, Ad'dan, Eyke'den almadın mı Allah Azze ve Celle? Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan bu intikamı almadın mı Allah Subhanahu ve Teala? Evet aldı kardeşlerim. Evet, onların ne malları, ne evlatları, ne orduları, ne bakanları, ne meleği tabakası, ne zenginleri, hiçbiri Allah'ın azabına karşı onları koruyamadı. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ayeti açık. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمَّالُهُمْ مَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا O kafirlerin diyor, ne malları, ne evlatları Allah'tan gelebilecek olan azaba karşı onları koruyamayacak. وَاُولَٰكَ اَصْحَابُ النَّارِ Onlar ateşin ashabıdırlar. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Onlar orada ebedidirler diyor Allah Subhanahu ve Teala. Bitmiştir. Bu ayet bitirmiştir bütün meseleyi. Kafirler bir yana, Müslümanlar bir yana diyor Allah Azze ve Celle. Siz kafirler gibi değilsiniz. Sizin bir Rabbiniz var. Siz onlar gibi boşluğa düşemezsiniz. Size uzatılmış bir ip var. Siz o ipi terk edemezsiniz diyor Allah Azze ve Celle. Bakın. Öyle Allah Azze ve Celle bakın aynı sure içerisinde bakın. Yine diyor ki innellezine keferu ve matu ve hum kuffarun. Bakın kafirler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler ve bu küfür üzere olanlar felen yukbala mil'ul ard zehaben ve la iftada bih. Onlar yer yüzde olsa altın verseler yine Allah o fidyeyi kabul etmeyecek onlardan. Yer yüzde olsa altın verseler yine Allah'ın azabını engel olamayacak. Onlar her türlü azabı görecekler. Onların azaptan kurtulmak gibi bir lüksleri yok. Onlar azabı tadacaklar. Allah Azze ve Celle azabı, cehennem ateşini onlarla tanıştıracak. Terbiye olmayan okulları o ateşte azap edecek.
O azapla onları azap edecek. Onları o ateşin tadını tattıracak Allah Subhanahu ve Teala. İşte burası bir taraf, burası bir taraf. Burası bir dünya, orası bir dünya. Vallahi tercih yapmaya bile gereğimiz yok. Biz düşünmemize bile gerek yok. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala şu kafirlere göstermiş olduğu şu tehdidi, şu azabı bize göstermiyor. Ama korkutuyor bizi. Korkutuyor bizi, terbiye ediyor. Aman diyor, öyle kafir düşmeyin. Allah'a dua etmekten geri durmayın. İşte ayet geçti. Öyle hidayet üzereyiz. Öyle tağutu inkar ettik. İşte Kur'an elimizde. Sanki cennetmiş ki yaşamayı terk edin diyor Allah Azze ve Celle. Korkun. Tedbirlerinizi alın diyor. Tedbirlerinizi alın. Bu tedbirleri almamız lazım. Kardeşlerim, bunları Allah Subhanahu ve Teala'dan korktuğumuz için almamız lazım. Ama bugün hala bakmış olduğumuz zaman birilerinden korktuğu için Allahu Teala'nın dinini menfaat konusu kılanları görmekteyiz. Bunlar seni Allah'ın azabına karşı koruyamazlar ki. Bugün birileri ne der? Birileri kınar diye Allah'ın emirlerinden vazgeçenler var. Allah'ın emrettiklerinden vazgeçenler var. Allah'ın haramlarında, Allah'ın razı olmadığı konularda ısrarcı olanlar var. Niçin? Birileri ne der? Kınarlarsa ne yaparlar? Bana bir şey söylerler mi diye? Vallahi senin o çekindiğin, seninle korktukların hiçbir tanesi yarın Allah Azze ve Celle seni hesaba çekeceği zaman senin yanında olmayacak. Olmayacak. Ve bundan dolayı Allah hepimizi korusun. Eğer Allah Azze ve Celle bir fatura keser, bir ceza keserse o cezaya da engel olamazlar. Asla buna engel olamazlar. O yüzden bir daha düşünelim. Bir daha duralım, bir daha düşünelim kardeşlerim. Düşünmek zorundayız. Çünkü Allah Azze ve Celle, bakın ayeti kerimenin gerçekten akışı çok güzel. Ne olursa olsun, ne olursa olsun. Sadece dünyada değil, sadece ahirette değil de Allah Azze ve Celle. Kul, söyleyin o kafirlere. Lillezine keferu. O kafirlere söyleyin diye Allah Azze ve Celle. Setuglebun olacaklar onlar. Onlar mağlup olacaklar. Onlar yenilecekler. Onlar perişan olacaklar. Onların burnu sürtülecek. Ve tuhşarune ila cehennem. Ve Allah Azze ve Celle onları cehenneme sürecek. O kafirlerin cehennemden başka bir yerleri yok. Başka yok. Ve bi'sel mihat. Vallahi o barınak çok kötü bir barınak. O barınak kimsenin özeneceği, imreneceği barınak değil. O kafirlerin gidecekleri başka hiçbir yeri yok kardeşlerim. Başka hiçbir yeri yok. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un sünnende İbn Abbas'tan rivayet ediyorlar kardeşlerim bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de galibiyeti kazandı. Medine'ye tekrar döndü. Kaynuka oğullarını toparladı. Beni Kaynuka Yahudileri toparladı. Dedi ki işte müşrikler, işte Bedir. Bakın oraya dedi. Onların başına gelenler sizin başına gelmesini istemiyorsanız bir daha düşünün. Bir daha düşünün. Müslüman olacak mısınız, olmayacak mısınız? Yahudiler o kibirleriyle dediler ki ey Muhammed sen bizi müşterle karıştırma. O yendiğin çapulcu Müslüman müşriklere biz benzemeyiz. Sen bizimle savaşırsan bizim ne kadar savaşçı olduğumuzu görürsün dediler. Ve Allah Azze ve Celle bu ayeti kerime indirdi. Ey Habibim Muhammed söyle o kafirlere. لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ Yenileceksiniz. Bitti. Fatura kesildi. Artık Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niye düşünsün ki? Biz niye düşünelim Müslümanlar? Allah Azze ve Celle faturayı kesmiş. Kafirler yenilecek. Bunun başka bir yolu yok artık. Bütün dünya kafirleri duysun. Bütün Yahudiler, bütün Hristiyanlar, bütün işbirlikçiler, Amerika duysun, Rusya duysun, İngiltere duysun, Fransa duysun, Almanya duysun, bütün ittifaklar duysun. Dünyanın neresinde olursa olsun, nerede kafir varsa duysun. لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ Bu ayet duysun da paçasını cehennem azabından kurtarsın. Paçasını Allah'ın azabından kurtarmak için Allah'ın dinine teslim olsun, kurtulsun. Vallahi cehennemden başka bir yeri yok. Sayıları ne olursa olsun, orduları ne olursa olsun, tesisatları ne olursa olsun. Setuglebun. Allah'ın emrinden, Allah'ın ayetinden şüphe eden mi var? Yok. Amennâ ve saddaknâ. Dünya buna şahit olacak. Tarih buna şahit olacak ki kafirler yenilecek. Kim olursa olsun, hangi kafir olursa olsun, sayısı, ordusu ne olursa olsun, bütün kafirler yenilecek. Dünyada yenilecek. Ve cehenneme sürülecek. Hem dünya hem ahiret ikabı budur kardeşlerim. Sonuç bu. Öyleyse Müslümanlara ne düşüyor?
Müslümanlara sadece bu sonucun sebeplerini sebep düşüyor. Allah Azze ve Celle bu ayetlerle Müslümanları canlandırıyor işte. Niye düşünüyorsunuz diyor. O kafirler yenilecek. O kafirler helak olacak. O kafirlerin burnu sürtülecek. Siz niye düşünüyorsunuz? Düşünmenize gerek yok. O kafirler yaptıklarından dolayı hep ne yapacaklar? Böyle hasret çekecekler. Keşke, yapmasaydım. Keşke safımı değiştirseydim diyecekler. Bakın Allah Azze ve Celle Enfal suresinde diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَنْبَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Kafirler, kafirlerden bahsediyor. Ama Allah'ın لِيَسُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın dinini önüne geçen kafirlerden, malıyla, canıyla Allah'ın dinini önüne geçen kafirden bahsediyor. Mallarını harcıyorlar. Mallarını harcıyorlar Allah'ın dini yayılmasın diye. Müslüman olmasın dünya. Dünya Müslüman olmasın diye. Acaba Allah'ın şu takdirine geçebilir miyiz? Diye kafirler mallarını ortaya koyuyorlar. Bütün mallarını ortaya koyuyorlar. Kazançlarını koyuyorlar. Müslümanlar, kafirler böyle yapıyorlar. Bu yılın şu kadar kazancını İsrail ordusuna verdim. Bu yılın bu kadar kazancını şu orduya verdim. Vallahi kafirler böyle yapıyorlar. Aylıklarından veriyorlar. Kazançlarından veriyorlar. Yıllıklarından veriyorlar. Böyle yapıyorlar kafirler. Ve bu ayet hala yaşanıyor. Bu ayet böyle yaşandığı için onlar öyle yapıyorlar. Çünkü Allah Azze ve Celle فَسَيُنْفِقُونَهَا diyor. Onlar devam edecekler. Onlar vermeye devam edecekler. Ama sonra ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً Sonra onlara bu hasret olacak. Keşke vermeseydim bu paramı. Keşke vermeseydim. Keşke ortaya koymasaydım. Benim şu paramla ateş almıştım. Cehennemden odun almışım. Cehennemden ateşli bir arsa almışım. Çok pişman olacaklar. Çok keşke diyecekler. Çok keşke diyecekler. ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً Daha sonrası da var. ثُمَّ يُغْلَبُونَ Sonra onlar mağlup olacaklar. Mağlup. Onlar yenilecekler. Allah'ın vaadi budur. Kafirler yenilecek. Kafirler öyle ya da böyle yenilecekler. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ Bitti. Ve Allah Azze ve Celle onların hepsini o cehennemde toparlayacak. Cehennemde misafir edecek değil kardeşler. Cehennemde azap etmek için toparlayacak Allah Azze ve Celle onları. Onlar azabı tatsınlar diye dünyada yaptıklarının faturasını çekecekler. Bedelini ödeyecekler onlar. Çünkü onlar kafirler, mallarını ortaya koydular. Mallarını ortaya koydular. İslam yayılmasın diye. Ama Allah Azze ve Celle gayet net bir şekilde قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلَى جَهَنَّمْ Bitti. Kafirler yenilecek. Kafirler mağlup olacak. Ve o kafirler cehenneme gidecekler. Bitti. İşte Müslümanların dünyası, işte kafirlerin dünyası. Ne işimiz var bizim bu dünyada? Müslümanların dünyası bu dünya. Kur'an'ın dünyası. Kur'an'la canlanan kalpler var mı? İşte Müslümanların dünyası bu dünya. Başka bir dünya bizim ihtiyacımız yok. Ve Allah Azze ve Celle bu ayetin nasıl yaşanacağını merak edenler için süper güç, ordusu var, sayısı var merak edenler için bakın bir örnek veriyor bize. قَدْ كَانْ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَى Allah Azze ve Celle Bedir'den bahsediyor bize. Tarihlere gideceğiz. Tarihe gideceğiz. Bizim tarihimize gideceğiz. İslam'ın tarihine gideceğiz. 624'e gideceğiz. Yevmel Furkan'a gideceğiz. Hak ile batılın ayrıldığı güne gideceğiz. Allah Azze ve Celle bizi o güne götürecek. İki ordu karşılaşmış. İki ordu karşı karşıya gelmiş. Fiyatun tukatilu fi sabilillah. Biri Allah yolunda. Biri mücahit. Biri Allah yolunda. Ve uhra kafiratun. Diğeri ise kafirlerin ordusu. Diğeri tağutun ordusu. Bunlar karşı karşıya gelmişler. Yarunahum mislehim ra'il ayn. O kafirler Müslümanların sayısını iki kat görüyorlar. Kendilerinden iki kat fazla görüyorlar. Bakın kardeşlerim, tarihe gittiğimiz zaman şunu göreceğiz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'e savaşmak için gitmediğini göreceğiz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den çıktığı zaman Ebu Sufyan'ın kervanı için çıktı. Ama o da beşer. Allah ona neyi takdir edecek bildiği yok.
Allah onun içinden şehit edecek bildiği yok. Çıktı Medine'den. Hazırlığını yaptı. Zırhlısı yok, tukayı yok, topu yok, tüfeği yok. Çıktılar yola. Ve yola çıktılar. Ebu Sufyan'ın kervan çıktılar. Ama Allah Azze ve Celle onlar için başka şeyler takdir edecekti. Allah Azze ve Celle artık dünyada bir milat kılacaktı o günü. O milat ki 300 kişiye karşı 1000 kişinin savaşından da ziyade hak ile batıl o gün dünyada birbirinden ayıracaktı. Dünyada o gün insanlar ikiye bölünecekti. Ya hakkın taraftarı olacaksın ya batılın taraftarı olacaksın. O günden beri, o günden beri İslam tarihinden bahsediyorum. O günden beri dünyada işte bir hakkın taraftarı var, bir batılın taraftarları var. Başka bir taraf yok. Başka bir taraf yok. Ya hakkın taraftarısın ya batılın taraftarısın. Aradayım, ara kedisiyim. Öyle yok. Ya hakkın taraftarısın ya batılın taraftarısın. Ve Allah Azze ve Celle bakın kardeşler Bedir'de Müslümanlara öyle bir destek verdi ki yaravlehum mislehim ra'ilayn. Ne dedik? Kafirlerin sayısı 900. Sayılara takılmayın. 950. 1000 diye geçiyor siyah kitaplarında. Takılmayın sayılara. Ama Müslümanların sayısının 3 katı. Ama Allah Azze ve Celle Müslümanlar bir bakıyorlar kafirlere 300 kişi 1000 kişi. Bakıyorlar ki bunlar az. Çok az bunlar. Allah Azze ve Celle öyle bir onlara destek veriyor ki çünkü ayet devam ediyor. Vallahu yu'eyyidu bi nasrihi men yeşâ. Allah dilediğine yardım eder kardeşlerim. Allah dilediğine yardım eder çünkü yani. Ve Allah orada o Müslümanlara, o mücahitlere peygamberin ordusuna yardım etti. Kafirlerin sayısını gözlerine az gösterdi. Kafirlerin kalplerine Müslümanların korkusunu verdi. Kafirlerin gözleri böyle yerlerinden pörtledi. Korktular. Niye? Çünkü kafirler de Müslümanlardan 3 kat fazla olmalarına rağmen Müslümanları kendilerinden 2 kat daha fazla görüyorlardı. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin Bedir'de ortaya koymuş olduğu bir yardımıydı. Bir nusretiydi kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle yardım edecekti. Dilediğine yardımıyla destekleyecekti Allah Azze ve Celle. İşte böyle bir gün. Hani süper güçtü? Hani 1000 kişiydi? Sayısı fazlaydı? Atlısı, süvarisi, zırhlısı, kılıçlısı, mızraklısı hepsi fazlaydı. Topu vardı, tüfeği vardı, hava savunma sahası vardı. Hepsi vardı. Ama Allah Azze ve Celle Ali İmran 12 nasıl yaşanacak dedi. İşte böyle yaşanacak dedi. Böyle yaşanacak dedi. Ve böyle yaşandı. O 300 kişi, o 1000 kişi ipe dizdi. Sıraya dizdiler. O 300 kişi, o 1000 kişiye ölümün korkusunu hissettirdiler. Küfrün liderleri Ebu Cehil, Utbe bin Halef Bedir'de gitti. Bedir'e telef oldular. Ebedi azapla tanıştılar. Allah'ın azabıyla tanıştılar. Melekler onların canlarını azap çektire çektire aldı. Ya böyle bir dünya mı olur? Böyle bir hayat mı olur? Bu kafirlerin aklı yok mu? Bu kafirler düşünmüyorlar mı? Bu kafirler hiç akılları yok mu? Düşünmüyorlar mı? Böyle bir şey mi olur ya? Hiç mi aklın yok senin? Hiç mi beynin çalışmıyor? Sen nasıl orada Allah'ın azabını hafife alırsın? Allah'ın azabını küçümsersin. Ama küçümsemişler. Allah'ın azabını küçümsemişler. Ama başlarına gelen belli işte. Allah Azze ve Celle ne yaptı? Müslümanlara yardım etti. Ve kafirlere yenilgiyi tattırdı. Kafirlere azabı tattırdı. Ne oldu? Allah'ın vaadi yerine geldi. فَاِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَتُنْ صَابِرَةُ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ İçinizden sabırlı 100 kişi olduğu zaman 200 kişiye bedeldir. İşte Allah'ın emri yerine geldi. Allah'ın yardımı yerine geldi. وَاِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izniyle. Her şey Allah'ın izniyle var yalnız. Allah'ın izniyle içinizden sabırlı 1000 kişi onlardan 2000 kişiye yeter. Karşısında durabilir de Allah Subhanahu ve Teala. Niye? Çünkü Müslümanlar Allah'a tevekkül ederler. Allah'a dayanırlar. Sabır ehlidirler. Vallahu ma'as sabirin. Çünkü Allah sabredenlere beraberdir. İşte ayet bu bitti. Şimdi bu ayet bizi nasıl ayağa kaldırmaz? Müslümanlar. Gerekirse duralım ama düşünelim bir ya. Bu ayetler bizi niye ayağa kaldırmıyor ya? Bu ayetler bizi neden canlandırmıyor? Bu ayetler o sahabeye fayda verdi, şifa verdi, ayağa kaldırdı da bizi niye ayağa kaldırmıyor? Üzerimizdeki gaffeti ne zaman çözeceğiz? Gaffetten kurtulmak için ne zaman sebepler arayacağız? Allah'ın ayetlerine dirilmek için
yeniden yeni yeni hayatlar için ne zaman harekete geçeceğiz? Bunlar bizim düşünmemiz gereken, bunlar bizim geçemeyeceğimiz meselelerimiz Müslüman kardeşlerim. Bunları düşünmek zorundayız. Çünkü bakıyoruz bir tarafta Müslümanların ordusu, bir tarafta kafirlerin ordusu. Müslümanlar kafirlerden sayıca azlar ve hep böyle olmuştur tarihte. Genelde hep böyle olmuştur. Müslümanların sayısının fazla olduğu tek savaş Huneyn Savaşı. Ama o da Müslümanlara fitne oldu biliyorsunuz. Allah Azze ve Celle onları o sayılarla imtihan etti. Çünkü iş sayıda değildi. İş imandaydı. İş Allah'a tevekkül etmedeydi. İş Allah'a dayanmadaydı. İş Allah ile beraber olmak, yalnızca Allah'tan korkmaktaydı. İş, niyet, hedef belli olmasıydı. Niyet Allah'ın rızası cennet, hedef İslam'ın yeryüzüne hakim olmasıydı. Niyet buydu işte. İşte Bedir bu kapıyı açtı bize. Bedir bu kapıyı açtı. Bedir, Müslümanların bir devleti olması gerektiği kapısını açtı bize. Bedir, hak ile batılın ayrılması gerektiği kapısını açtı bize. Bedir açtı bu kapıları bize. Müslümanlar bundan asla vazgeçemez. Asla vazgeçemezler. Çünkü bunu bize Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Siz Kur'an devletimi, insan devletimi diyenlere aldanmayın. Siz Kur'an'ın ayetlerinden yüz çevirenlere aldanmayın. Siz Kur'an devlet demek, adalet devlet demek diyenlere aldanmayın. Siz belamlara, o belamlara izin verenlere, o belamların izinden gidenlere, hala onlara İslam'ın yaftasını giydirmeye çalışanlara aldırmayın. Siz onları aldıracağınıza, onları düşüneceğinize, vallahi şu ayetleri düşünün. Şu ayetleri düşünün. Ne oldu? Bedir'den sonra ne oldu? Davet mi yaptı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Yapmadı. Ama bütün tarih buna şahit. Bedir Savaşı'ndan sonra Arap Yarımadası İslam'a koştu. Neyle koştu? Cihattan sonra koştu. Cihattan sonra koştu. Bu takdir edildiği için Allah subhanehu ve teala cihadı farz kıldı. Cihadın hikmeti budur ya. Cihad deyince öldürmek anlıyoruz ama öyle değil. Allah yolunda cehd etmek. Ne için cehd etmek? Allah'ın dini hakim olsun diye cehd etmek. Gayret etmek. Öldürüyorsan da bunun için öldüreceksin. Bunun için öldüreceksin. Başka bir gayret olmayacak. Allah'ın dininin hakim olmasını engelleyenleri ortadan kaldırmaktır cihad etmek. Esası budur. Aslı budur cihad etmenin. Kim Allah'ın dinine hakim olsa engel? Onların ortadan kalkmasıdır. Onlarla mücadele etmektir. Onlarla cihad etmektir. Budur. Ve kardeşlerim, Bedir'de bu oldu. Bu Bedir'de yaşandı. Bu Bedir'de yaşandı. Ama bugün işte İslam'da cihat yoktur diyenleri görüyoruz. Üzülüyoruz. Şaşırıyoruz. Nasıl İslam cihat yoktur? İslam'da cihat vardır ama daha zamanı değildir diyenleri duyuyoruz. Yine üzülüyoruz. Yine şaşırıyoruz. Niye üzülüyoruz? Niye şaşırıyoruz? Acaba neden korkuyorlar? Onu merak ediyoruz. Neden korkuyorlar? Korkmaları gereken tağutların zindanları mı? Allah'ın azabı mı? Nedir Müslüman'ın korkması gereken? Müslüman Allah'ın azabından korkar ya. Müslüman Allah'ın azabından korkar. Bir kıyas edecek. Neden korkuyor? Niçin korkuyor? Bunları ne yapması lazım? Bunları düşünmesi lazım. Ama gerçekten İslam'da cihat yoktu diyenler Bedir'e baksınlar. Bedir'e baksınlar. Bedir, İslam'da cihadın olduğunun en büyük delildir. Kur'an'daki ayetler anlamını söylemiyorum. Dönsün Bedir'e baksınlar. Başka bir şeye gerek yok. Bedir Savaşı'ndan sonra Arap Yarımadası niçin İslam'a koştu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öldürdüğü halde niye insanlar, Arap Yarımadası insanlar özellikle hasaten İslam'a koştular? Çünkü kardeşler, hak ile batılın arasını ayırmanın tek yolu cihattır. Hak ile batıl cihattan başka bir şeyle ayrılmaz. Başka bir şeyle ayrılmaz. Sünnetullah'ta, nebevi metotta böyle bir şey yoktur. Başka bir usul yoktur. Yoktur yani. Olmamıştır. Öyleyse gerçekten cihat bu ümmete ne kazandırdı? Cihat yoktur diyecekleri yerde cihat bu ümmete ne kazandırdı? Ona baksınlar. Bu daha iyidir yani. Buna bakmaları lazım. Bunu düşünmeleri lazım kardeşlerim. Ve en önemlisi de hak ile batılın ayrılmasından sonra ortaya gerçeklerin çıkması var. Herkesin yüzünün çıkması var. Herkesin içindekinin dışına çıkması var. Niye? Çünkü hak ortaya çıkmış, batıl
ortaya çıkmıştır. Allah Azze ve Celle dilediğini yardım eder. Kimse bu yardımın önüne geçemez. Nusret Allah'ın elindedir. Ve men nasru illa min indillah. Bitmiştir kardeşlerim. Bitti. Ancak Allah'ın katından yardım. Başka yok. Yardım ancak Allah'ın katından gelir. Başka yol yok. Başka yerden yardım aramayın. Başka yerden bir talepte bulunmayın. Yardım oradan gelir. Allah yardım eder. Öyleyse düşünmemiz lazım kardeşlerim. Gerçekten düşünmemiz lazım. Allah Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi ne kafirlerin mallarına emrenmek lazım, ne onların evlatlarına emrenmek lazım, ne saltanatlarına, ne etrafındaki kalabalıklara emrenmek lazım. Hiçbir şeye emrenmek lazım. Çünkü bunların hiçbir tanesi onları cehennem ateşine karşı koruyamayacak. Ve Allah Azze ve Celle Ad'ı, Semud'u, Firavun'u, Nemrut'u helak ettiği gibi, yerin dibine geçirdiği gibi, onlara azap ettiği gibi, nerede ve Allah'ın ayetini inkar eden varsa Allah Azze ve Celle onları yakalayacak. Tutacak onları. Onlara şiddetli bir ikab için, sonuç için Allah Azze ve Celle onlardan intikamını alacak. Ve dünyada vakit sonuç bellidir. Kafirler yenilecek. Kafirler yenilecek. Kafirler cehennemde bir araya gelecek. Artık orada düşünsünler yaptıklarını. Kafirler yenilecek ve cehennemde bir araya gelecekler. Bunun en büyük örneği işte Bedir'dir. İşte bu ümmetin dirilişi Bedir'de başladı. Cihatla başladı. Allah Azze ve Celle kıyamete kadar bu ümmeti Kur'an'la, cihatla diriltmeye devam edecektir. Kimse bunun önüne geçemeyecek. Kim ne derse desin. İşte birileri Kur'an'da, İslam'da cihat yok diyor. Birileri Kur'an meali okumayın diyor. Aynı şey işte. İnsanların Allah'la aralarına giriyorlar. Kur'an meali okusa Kur'an'ı tanıyacak. Kur'an'ı anlayacak. Allah ile arasındaki bağlar düzelecek. Cihadı tanısa İzzeti bulacak, şerefi bulacak. Ve bütün bunlara rağmen düşünün diyor yani. Bütün bunlardan bizi alıkoyanlar ne? Allah Azze ve Celle insan fıtratıyla bizi karşı karşıya getiriyor. Bak. 14. ayet-i kerime bakmış olduğumuz zaman züyne linnâse hübbü şehevât. İşte insanın fıtratındaki eğilimleri Allah Azze ve Celle ortaya koyacak. Allah Azze ve Celle tutkulu kıldığı, şehvet kıldığı, çekici kıldığı, sevimli kıldıkları var. İnsan için çekici gelenler var. Nedir bunlar? Minen nisa'i vel benin. Kadınlar. 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 Çocuklar. Vel kanatiril mukantarati minel zehebi vel fiddati. Kantar kantar yığılmış altınlar, gümüşler. Paralar. Paralar. Dolarlar. Eurolar. Yığılmış. İnsana çekici gelmiş. Çekici geliyor insana. Vel hayli musavvemeti. Vel hayli musavvemeti. Böyle sağmal hayvanlar. Güzel güzel hayvanlar. Yani lüks lüks arabalar. Bunlar hep ne gelmiş? Bize çekici gelmiş. Tutkulu gelmiş. Şehvetli gelmiş bunlar bize. Bunlarda bizi çeken bir şeyler var. Vel en'ami. Hayvanlar. Davarcılık. Bize çekici gelmiş. Vel harf. Ekmek, dikmek, üretmek, kaldırmak, tekrar ekmek. Bunların hepsi insana çekici gelmiş kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala bunların hepsinin çekici geldiğini anlatıyor. Ama nasıl anlatıyor? ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Bunların hepsi dünya hayatının metasıdır. Bunlar bir metadır. Sakın bunlar kadınlar, çocuklar, işte para, araba, ev. Sakın diyor bunlar sizi Allah'ın rızasına giden yolda, cennetin yolunda, izzetin, şerefin yolunda mani olmasınlar. Bunlar çekici kılındı. Peki Müslümanlar, bunlar bize çekici kim kıldı? Allah Subhanahu ve Teala kıldı. Bunlar bize haram değil Müslümanlar. Bunlar bize haram değil. Lütfen mesajım iyi anlaşılsın. Kur'an'ın daveti mesajı iyi anlaşılsın. Kur'an sizleri dünyadan soyutlamıyor. Kur'an sizin fıtratınıza yerleştirilmiş olan gerçeği size hatırlatıyor. Tedbirinizi alın diyor. Eğer diyor bunlar araç olmaktan çıkar, amaç olursa, gayen, hedefin bu olursa bunlar seninle Allah'ın arasına girer. Bunlar Kur'an'la senin arana girer. Bunlar cihatla senin arana girer diyor Kur'an. Bizi terbiye ediyor. Mutedil olmamızı istiyor Kur'an bizden. Bunlara karşı uyarıyor Kur'an bizi. ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. Ama asıl varacak yer Allah'ın katındadır. Asıl varacak güzel yer Allah'ın katındadır. Şimdi kardeşler, eğer bunlar haram olsaydı, Kur'an bir lokma bir sarık anlayışını kabul etseydi, Araf suresindeki 32. ayeti kerime olmazdı. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor?
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ اللَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَالرِّزْقِ De ki, Allah'ın sizin için yerden, sizin için helal kıldıklarını size kim haram kılabilir? Kim haram kılır? Yerden sizi çıkardı o temiz olan şeyleri kimse haram kılabilir. Kimse bize haram kılamaz bunları. Bunlar dünya hayatının ziyneti, süsü ama metası. Değersiz. Bunlar Müslümanlar için yarattı Allah Azze ve Celle. Ama bir araç olarak Müslümanlara hizmet etsin bunlar. Dünya bize hizmet ediyor. Farkında değil misiniz? Dünya bize hizmet ediyor. İşte Allah Azze ve Celle bütün bunları ne yaptı? Bizim hizmetimize sundu. Şimdi kardeşlerim, bakmış olduğumuz zaman hayat tecrübesi olanların hepsi niye ayeti kerime ilk başta çekici kılınan kişinin minen nisa kadınlar olduğunu hayat tecrübesi olan herkes anlar. Bu tecrübe işidir kardeşlerim. Bunu bekarlar anlamaz. Bunu bekarlar anlamaz. Niye kadın çekici kılındı? Niye erkeğin kadına karşı bir eğilimi var? Niye erkek kadında sükun buluyor, huzur buluyor? Bu tecrübe edilen bir şeydir kardeşlerim. Bu yaşayanların bilebileceği bir şeydir. Ama tecrübesi olan herkes bunu bilir. Çünkü erkekleri fitneye düşüren en büyük etken kadındır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ondan dolayı uyarıyor bizi. Evleneceğim beyi genç diyor. Bir daha düşün. Ama evlenmemek için değil. Niçin evleneceksin? Acaba doğru kıza mı bakıyorsun? Acaba doğru kızla mı konuşuyorsun? Acaba doğru maddeler üzerinden mi konuşuyorsun? Acaba sen yuvanın cennet bahçesi olmasını mı istiyorsun? Acaba sen evlilikte ne bekliyorsun? İşte minen nisa kadınların erkeklere fitne olması. Bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ma taraktu ba'di hiye adarru alel ricali minen nisa. Ben diyor arkamda erkeklere kadınlardan daha büyük fitne bırakmadım. Kadınlardan daha büyük fitne, daha zararlı bir fitne bırakmadım. Bugün erkek derse gelmez. Niye gelmen? İşte kadın hasta, korkuyor, gelmez. Bugün erkek cihada gidemez. Niye gidemen? İşte hanımla anlaşamıyoruz. Bugün erkek iş değiştirecek. Yahu çıkma, değiştirme işini, ne yapacaksın, ne üreceksin, iş bulamazsan ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diyen yine kadın. Fitne olan kadın bu zaten. Yoksa kadın bizim başımızın tacı. Kadın bizim başımızın tacı. Ama kadının fitne olan kısımlarını terbiye etmek zorundayız. Onları ıslah etmek zorundayız. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ حَضْرَةٌ Dünya tatlıdır. Dünya çekicidir. Manzarası güzeldir. Dünyada herkes çekicilik görür. Başka bir şey görmez. وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ ف۪يهَا Allah-u Teala dünyaya bakın önümüze serdi. فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Ne yapacağız? Bakıyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Allah Azze ve Celle bakıyor. Ben kullarımın önüne dünyayı serdim. Acaba ne yapacaklar? فَتَّقُوا الدُّنْيَا Dünyadan sakının. وَتَّقُوا النِّسَى Kadınlardan da sakın diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın kendisine sakınacak bir şey mi? اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ der gibi İşte kovulmuş ve taşlanmış şeytanın şerrinden sığır gibi kadınına mı sığmak lazım? Hayır, böyle değil bakın. İyi anlayalım kardeşlerim. Burayı iyi anlayalım. Kadın rahmet olabileceği gibi, kadın senin cennet vizen olabileceği gibi, kadın sıratta sana köprü olabileceği gibi seni dünya derste alıkoyan bir şey de olabilir. Seni dünyada cihattan alıkoyan bir şey de olabilir. Senin dünyada sakal bırakıp hür bir şekilde, Allah'a özgür bir şekilde kulluk yapmana engel olacak da olabilir. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi bana dünyanızdan kadın hoş koku sevdirildi. Bak kadın bana sevdirildi. Yani kimse şöyle anlamasın, İslam kadın düşmanı. Madem biz fitneciyiz, niye bizimle beraber yaşıyorsunuz? Bacılar da böyle yanlış anlamasın yani. İzah ediyorum bakın. İnce ayarı söylemeye çalışıyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadın ve hoş koku bana sevdirildi diyor. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini gündeme getirdiğimiz zaman bu kadının durumu anlaşılmış olacak. Ne diyor aleyhissalatu vesselam? Ed-dünya meta'un. Dünya bir metadır. Ve hayru meta'iha. Bu metanın en hayırlısı. Bu metanın, bu değersi dünyadaki en değerli şey el-mer'atu s-salihatu. Saliha bir kadındır. Saliha bir kadındır. İşte buyurun. Saliha bir kadın fitne olur mu? Olmaz.
Saliha bir kadın fitne olmaz. Saliha bir kadın kimdir? Boynu bükük. Köle gibi kocasına itaat eden değil. Saliha bir kadın kocasına meşru yollarda itaat eden, kocasını güldüren, kocası kendisine baktığı zaman yüzü gülen, kocasının malını ve kendi iffetini koruyan kadındır saliha kadın. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saliha kadını böyle anlatıyor. Saliha kadını böyle tarif ediyor. O yüzden saliha kadın var mı? Şu dünyada bir yola kadar saliha kadınız var mı? Korkmayın. Korkmayın. Çünkü şu dünyada insanın en büyük yol arkadaşı saliha bir kadındır. Saliha bir kadındır. Saliha kadın insanın yolunu açar. Önünü açar. Git! Arkandayım. Beni düşünme. Çocuğun düşünme. Cennete kadar yolun var. Diyen kadındır saliha kadın. İşte Hacer annemiz saliha kadınların örneği. Çölde tek başına kaldı. Tek başına kaldı. Ey İbrahim, benim burada kalmamı Rabbim mi emretti? Evet. O zaman git. Arkana bakma. Git İbrahim. Git dedi. İşte saliha kadın budur. Ama bizim kadınlarımız çölün ortasında olmayı boşver. Şehrin göbeğinde, kapılarında ikişer tane kilit olmasına rağmen, pencere demir olmasına rağmen ne gariptir ki korkuyorlar. Korkuyorlar. Yani dünyadan korkuyorlar. Dünyaya onlar da güvenmiyorlar aslında. Ama işte böyle. Saliha kadın formülü budur. Kocasının önünü açan kadındır saliha kadın. Bizi düşünme. Dinimizi düşün. Bizim boğazımızdan daha çok bizim dinimizi düşün diyen kadındır saliha kadın. Saliha kadın bu kadındır. İşte kadın çekici kılındı. Kadın fitne kılındı. İşte buyurun kadın saliha kılındı. İşte bunlar hepsi ayrı ayrı bir roldür kardeşlerim. Bu rolleri ne yapmak zorundayız? Bu rolleri değerlendirmek, bu rolleri düşünmek zorundayız. Ve ardından çocuklarımız geliyor. Evlatlarımız geliyor. Gözümüzün nurları. Gözümüzün nurları. Sabahlara kadar ateşli olurlar, başına bekleriz ama dinlerini öğretme konusunda sabahlara kadar mücadele vermeyiz. Onları dünyalık bir ateşten koruruz ama cehennem ateşinden koruma noktasında aciz davranırız. Zayıf davranırız. Tembel davranırız. Ateşleri karıştırırız. Cehennem ateşiyle o baş ağrısı, o başta olan ateşi karıştırırız. Baştaki ateşten koruduğumuz gibi yavrularımızı cehennem ateşinden koruyor muyuz? Korumuyor muyuz? Bunu herkes kendi dünyasında hesabını versin ama işte bunlar da bize çekici kılındı. Gözlerimizin nuru. İşte biz bu çekici kılınan yavrularımız yüzünden eğer cennete giden yolda tökezlersek, hedefimiz onlar için bir dünya inşa etmek olursa, hedefimiz onların huzurlu, mutlu, güzel, refah içerisinde yaşayacağı, Allah'ın dininin hakim olduğu bir dünya olmazsa, işte o zaman bunlar bize fitne olur. O zaman onlar bize çekici olur. Onlar bizim ayağımızın kayması olur. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Hadis Suresi 20. ayet-i kerimede buyurduğu gibi, اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Bilin ki diyor, dünya hayatı la'ibun ve lehvun ve zinetun, bir oyundur, bir eğlencedir, bir zinettir. Bitti. Dünya hayatı budur işte. Bunlar dünya hayatı içinde olan şeyler. Ve tefâhurun beynekum, kendi aranızda bir övünme. Herkes birbirine karşı övünmedir. Dünya budur işte. Ve tefâhurun beynekum. Başka? Ve tekâthurun fil emmâli vel evlâd. Mal ve evlat yarışından, çokluğundan başka bir şey değildir. İşte dünya bu kardeşlerim. Dünya bu. Dünyanın değeri bu. Altın, gümüş, para var. Yığmışsın. Vallahi seni Allah'ın azabından kurtaramaz. Varsa, Allah sana helalinden verdiyse helal hoş olsun. Kimsenin parasında gözümüzle yok. Yanlış anlamayın. Allah Subhanahu ve Teala eğerse verdiyse, eğerse ikram ettiyse Rabbi Teala ise takdir etmiş. Bize bir şey düşmez. Ama biz bunlar fitne olursa, sen bunları gaye hedef edinir de Allah'ın rızasından uzaklaşırsan, tek derdin dünya olur da, tek derdin hedefin altın, para biriktirmek olursa, o zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın işte altın ve gümüş biriktirip infak etmeyenlere elem verici bir azap vardır ayetini düşünürsek, o zaman taşta yerine oturmuş olacak. Taşta yerine oturmuş olacak. Bunların hep çekici kılındı bize işte. Arabalar, lüks arabalar, evler hep çekici kılındı. Arabası var, daha iyisini ister. Evi var, daha iyisini ister. Hep daha iyisi, hep daha iyisi.
Daha iyisi cennet de var kardeşlerim. Hedeflerimizi dünyadan, dünya menzilinden cennet menziline çevirmenin zamanı geldi. Düşünmemiz lazım. Tedebbür etmemiz lazım. Niye? Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi meddünya fil ahira. Ahirete göre dünya illa misli ma yecelahadukum usba'ahu fil yemmi fel yandur bime yercah. Sizden birinizin parnağını denize baldırıp çıkarmasına ve çıkardığı zaman fel yandur bime yercah. Baksın diyor, ne kaldı geriye? Şu parnak denize batar da çıkarsa hiçbir şey kalmaz. Bir damla kalır, belki de kalmaz. Çünkü denizden bahsediyoruz. İşte dünyanın değeri bu. Ahirete göre dünya bu kardeşlerim. Öyleyse ahirete giden yolda dünyayı bir azık edinelim. Dünyayı bir tarla edinelim. Dünya bizim başımıza bela olmasın. Dünya ayağımıza dolanmasın bizim. Dünya ahirete giden yolda bize bir sebep olsun. Allah'ın rızasını kazanma yolunda bize ne olsun? Bir sebep olsun. Peki kardeşlerim, bu dünya fitnesi, kadın fitne, çocuk fitne, fitne demeyelim de çekici kılındı, çocuk çekici kılındı, para çekici kılındı, araba çekici kılındı, ev çekici kılındı, hayvanlar çekici kılındı, ekin çekici kılındı. Ne yapacağız? Kardeşlerim, bu dünya fitnesine düşmemek için herkes Allah Subhanehu ve Teala ne takdir etse ona razı olacak bir kere. Ne takdir etse Allah Azze ve Celle sana, ona razı olacaksın. Birincisi bu. İkincisi, her zaman için dünya konusunda senden aşağıda insanlara bakacaksın. Senden aşağıda insanlara baktığın zaman haline şükredersin. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi "Unzuru ila men huve esfele minkum." Sizden hep aşağıda onlara bakın. Hep aşağıdakilere bakın. Arabanız mı var? Olmayana bakın. Bisikletiniz mi var? Olmayana bakın. Cebinizde paranız var, dolmuşa biniyorsunuz. Parası olmayıp dolmuşa binemeyene bakın. Hep aşağıya bakın dünya işlerinde. وَلَا تَنْظُرُوا اِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ Sakın diyor, yukarı bakmayın. Yukarı bakmayın dünya konusunda. Yukarı konusunda dünyaya bakmayın. Niye? فَهُوَ اَجْدَرُ اَلَّا تَزْدُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Çünkü bu Allah'ın size vermiş olduğu nimete karşı nankörlük yapmanın sebebi olur. Sen şimdi aşağı bakmaz, yukarı bakarsan elindeki nimetle nankörlük edersin. Onu da kaybedersin, Allah korusun. Öyleyse kardeşlerim, bu çekici kılınanlar Şeyh Şehit Seyyid Kutub'un da dediği gibi kardeşlerim, insanın fıtratında olan şeyler. Allah Azze ve Celle bunları kökünden söküp atmak istemiyor. Bunlardan mutedil olmamızı, bunlardan istifade etmemizi istiyor. Öyleyse biz de bunlardan mutedil olarak Allah Subhanehu ve Teala'nın rızası doğrusunda istifade edelim inşallah kardeşler. Niçin? Çünkü bakmış olduğumuz zaman Allah katındakiler daha hayırlı. Vallahu indehu husnul ma'ab. Allah'ın katındakiler daha güzel, daha hayırlı. Ve bir sonraki ayeti kerimede Allah Azze ve Celle bizlere daha hayırlısını veriyor. Kul e'unebbi'ukum bi hayrin min zalikum. Size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi diyor. Onlara bundan daha hayırlısını bildir, söyle. Daha hayırlısını. Kadından, evlattan, paradan, arabadan, evden, hayvandan, ekinden daha hayırlısı nedir? Kimin içindir? لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Rablerinden sakınanlar için. Allah'tan korkanlar için. Allah'tan korkanlar için daha hayırlısı. اِنْدَ رَبِّهِمْ Ama Rablerinin katında. Burada bir şey beklemeyin. Burada bir şey beklemeyin. اَدْدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ Dünya müminin zindanı. Burada bir şey beklemeyin. Ama Allah-u Teala verirse en güzel şekilde istifade etmeli yollara bakın. اِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Altlarından ırmaklar akan ebedi cennetler. İşte daha hayırlı. Allah'tan korkanlar için Allah'ın katında daha hayırlı olan bunlar. Daha hayırlı değil mi kardeşler? وَاَزْوَاجٌ مُتَحْرَةٌ Temiz temiz zevceler. وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ Allah'ın rızası. Hepimiz konuştuğumuz zaman Allah'ın rızası istemiyor muyuz? Allah'ın rızasını talep etmiyor muyuz? İşte Allah'ın rızası. Ama Allah'ın katında, Allah'tan sakınanlar için, Allah'tan korkanlar için bu var. Diğer kimse için bu yok. Ve وَاَزْوَاجٌ مُتَحَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah-u Teala kullarını hakkıyla görendir. Halimizi biliyor, durumumuzu biliyor. İşte bakın, bu halden geçmiş Müslümanların yine sığınağı, yine dua. Yine geldik bakın dua. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا Onlar derler ki, o Allah'tan sakınanlar,
Allah'ın yanındakilere talip olanlar derler ki: Rabbena innena amennâ faghfir lenâ zunûbenâ ve qinâ azâben-nâr. Rabbimiz, şüphesiz biz sana iman ettik. İnnena amennâ. Şüphesiz biz sana iman ettik. Biz sana iman ettik. Faghfir lenâ zunûbenâ. Sen de bizim günahlarımızı bağışla. Sen de bizim günahlarımızı bağışla. Ve qinâ azâben-nâr. Ve sen cehennem azabına karşı bizi koru. Cehennem azabından sen bizi koru. Peki kimdir bu sadıklar? Kimdir bu Allah'ın katında sakınanlar? Onların özelliği nedir? As-sabirin, sabredenler. Ve's-sadikin, dost doğru olanlar. Ve'l-qanitin, gönülden Allah'a teslim olanlar. Ve'l-munfikin, Allah'a infak edenler. Ve'l-müstagfirine bil-eshar, ve seher vakitlerinde istiğfarda bulunan kullar. Allah subhanehu ve teala bizleri sadıklardan, sabır ehillerinden, gönülden Allah'a teslim olan kullardan, infak eden kullardan ve seher vakitlerinde Allah subhanehu ve teala'ya istiğfar eden kullardan eylesin. Allahümme amin. Allah subhanehu ve teala bizleri Kur'an'ın hadimlerinden, hizmetçilerinden kılsın. Rabbim okuduğumuz ayetlerle amel etmeyi bizlere kolay kılsın. Rabbim Kur'an'la izzet bulan ve yücelen kullarından eylesin. Rabbim cümlemizden razı olsun. Rabbim bizlerden merhametini eksik bırakmasın. Rabbim cümlemize cennet versin. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.